Herkese selam, ben Tunan. Bugün sizlerle beraber gerçek 49 milim boyutunda bir Apple Watch Ultra replikası inceliyoruz. Daha farklı modellerle karşınızda olacağım ama bu videoyla beraber ilk defa 49 milim boyutunda bir replika incelemesi yapacağız. Kutu açılımını ve ön incelemesini yapacağım. Daha önce kullanmadığım bir mobil uygulamayı kullanıyor. Bunu birazdan zaten göreceğiz. Eğer detaylı videosunu isterseniz yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden kutu açılımıyla başlayalım. Ultra 8 modelinde kutu tasarımı diğer modellere göre biraz daha farklı olmuş. Gördüğünüz gibi burada bir Apple Watch Ultra görseli, burada bir Ultra 8 yazısı, ayrıca burada bir dağcı ve dağın bulunduğu görsel işlenmiş kutuya. Yan tarafında bir yazıyla karşılıyor bizleri. Arka tarafında da çeşitli özelliklerine yer verilmiş. Buradaki özellikler sayesinde saatin birçok özelliği olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca burada kablosuz şarj özelliğine de dikkat çekilmiş. Yan tarafında yine çeşitli özellikleri bulunuyor. Daha uzun batarya ömrünün olduğunu, birçok spor modunun olduğunu, adım sayar özelliğinin olduğunu, yani temelde diğer akıllı saatler gibi birçok özelliğinin bu saatte de bulunduğunu işlemişler. Saatin kutu içeriğine geçtiğimizde ise bizleri bir kullanma kılavuzu karşılıyor. Bu kullanma kılavuzu bir tarafı Çince, diğer tarafı ise İngilizce. Az önce de söylediğim gibi mobil uygulaması alıştığımız mobil uygulamalarından biraz daha farklı olduğu için ve benim de daha önce kullanmadığım bir mobil uygulama olduğu için bunun detaylı videosunu istiyorsanız yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz. Saatin kutu içeriğine geçtiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi bizleri böyle bir kutu tasarımı karşılıyor. Kutu içeriğinde 2 adet kordon bulunuyor. Bir kordonu silikon olarak, diğer kordonu ise cırtlı spor kordon olarak koymuşlar. Burada da saatimizin kendisi var. Bunlara birazdan değineceğim. Ayrıca kutunun alt tarafında ise bizleri bir manyetik şarj kablosu karşılıyor. Manyetik şarj kablosuyla da bu şekilde görebiliyorsunuz. Yine üzerinde bir durum ledi gözüküyor. Bu kablonun üzerinde de kablo malzemesi de yeterli ve dayanıklı gözüküyor. Saatin cırtlı kordonu bu şekilde. Bence güzel düşünülmüş bir şey. Kutu içeriğinden 2 adet kordonla gelmesi. Kullanışlı mı, kullanışsız mı? Ona siz karar verin. Fakat böyle bir kordonun da gerçekten kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bir de silikon kordonu bulunuyor. Yine 42-44 milim olarak kordonlar arasında kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu saat 49 milim olmasına rağmen 44 milim kordonlarla da uyumlu geliyor. Şimdi çok fazla uzatmadan saatin tasarımıyla başlayalım. Üzerinde bir jelatin var ve jelatini çıkarttığımızda bizleri direkt ekran karşılıyor. İç ekranı çerçeveden ayırt edebiliyorsunuz. Ancak saatin tasarımı diğer Apple Watch Ultra replikalarına göre oldukça farklı. Zaten bunu ilk bakışta da anlayabilirsiniz. Gerçek 49 milim boyutunda bir kasa boyutuna sahip. Yan tarafında gördüğünüz gibi çıkıntısı, ayrıca iki tuşu da aktif olarak kullanılabiliyor. Ortasına da mikrofon yerleştirilmiş. Crown tekerinin hassasiyeti de şöyle bakıldığında gerçekten güzel duruyor. Arka tarafındaki seramiği yine orijinaline benzetilmek için bu renkte kullanılmış. Kordon kitleme mandalları bulunmuyor. Yan tarafında ise üçüncü tuşu aktif olarak çalışıyor ve burada da hoparlörleri bulunuyor. Ekran çıkıntısında bu şekilde görebilirsiniz. Gerçekten kasanın boyutu orijinaliyle birebir tasarımda olduğunu söyleyebilirim sizlere. 2.05 inçlik bir ekrana sahip, yani bu 2 inç civarında olan ekranlar 45 milimde de aynı şekilde, 49 milimde de aynı şekilde. Bunun nedenini soruyorsunuz. Çerçevelerini biraz daha kalınlaştırıyorlar ve iç ekranının, yani kullanılabilir alanın 2 ince denk gelmesini sağlıyorlar. Bu da bu şekilde oluyor. Yani 49 milim de olsa 45 milim de olsa aynı paneli yerleştirebilecek şekilde tasarım yapıyorlar. Saatin tasarımı gerçekten şöyle bakıldığı zaman 49 milimler arasında orijinaline en çok benzeyen replika modellerinden bir tanesi. Fakat aynı şeyi gelin bir de açılıştan sonra düşünelim. İkinci tuşuna basılı tutuyorum ve gördüğünüz gibi böyle bir açılış ekranıyla karşılıyor bizleri. Yani gerçekten bu kadar güzel bir tasarımda olan saatin bu şekilde bir sesle açılması beni biraz üzdü açıkçası. Ve MassWear mobil uygulamasını da daha önce kullanmadığım için henüz uygulama içeriğini bilmiyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda detaylı videosunu isterseniz hep beraber görürüz. Ekran kadranlar arasında değişikliği yine Crown tekeriyle yapabiliyorsunuz. Renkli bir
Kadranda bu şekilde gözüküyor ekranı. İç ekran boyutunu bu şekilde daha net anlayabilirsiniz. Dediğim gibi çerçeveyi kalınlaştırarak yine aynı ekran panelini kullanmışlar. Dokunmatik hassasiyeti güzel. Geçişlerde de göze batacak şekilde değil. Saati aşağıdan yukarı kaydırdığınızda denetim merkeziyle karşılaşıyorsunuz. Saati soldan sağa kaydırdığınızda hızlı menüye, sağdan sola kaydırdığınızda ise uygulamaların kısa yollarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde uygulamalara göz atabilirsiniz. Ayrıca baktığınız zaman ikinci tuşuna bir kere bastığınızda saati kapatabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde ise sizi 4 farklı oyun modu karşılıyor. Bu saat içeriğinde 4 farklı oyun modu var ve gerçekten oynanılabilir oyunlar olmuş açıkçası. Yine 2048'i koymuşlar. Burada bir araba oyunu var. Bu şekilde şeritler arası oyun oynayabiliyorsunuz. Hassasiyeti güzel, dokunmatiği gerçekten güzel algılıyor diyebilirim. Burada bir uçak oyunu var. Klasik Atari oyunlarından bir tanesi. Çoğumuzun da sevdiği oyunlardan bir tanesi. Bunlara göz atabilirsiniz. Kran tekerine bir kere bastığınızda menüye geçiyorsunuz ve menüde gördüğünüz gibi takılmalar ve kasma donmalar olmuyor. Ve yine uygulamaya zoom yaparak da giriş yapabiliyorsunuz. Kran tekerine iki kere basarak menü stilleri arasında değişiklik yapabilirsiniz. Benim en sevdiğim menü stilleri arasında yine liste şeklinde menü stilde bu şekilde bulunuyor. Uygulamalara yine böyle bir göz atalım fakat detaylarını dediğim gibi başka bir videoda değiniriz. Saatin dil seçenekleri arasında Türkçe de bulunuyor ki zaten gördüğünüz gibi saatimiz Türkçe. Yani saat genel anlamda bu şekilde. Gelin hep birlikte saatin kordonlarını takalım ve bilekte nasıl durduğuna bakalım. Ben cırtlı kordonu takıyorum. Cırtlı kordon gerçekten kutu içeriğinde güzel düşünülmüş. Bunu epey bir sevdim açıkçası. Zaten bu turuncu kordonları ultra modellerinde epey bir göreceğiz diye düşünüyorum. Turuncu içeriğinden dolayı. Bileğinize taktığınızda 49 milim saatin ağırlığını ve boyutunu hissedebiliyorsunuz. Ben 45 milime kadar kullanmıştım. Daha öncesinde 49 milim bir saatin bile bana şu anda bayağı bir ağır geldiğini ve bilekte kaba durduğunu söyleyebilirim ilk bakış olarak. Çünkü benim bileklerim incedir ve görüntüyü biraz kaba gösteriyor. Ama tabii ki de bu tercih meselesidir. Ben bu şekilde bir saat kullanır mıyım? Evet kullanırım fakat diğer modelleri de gördükten sonra gerçekten bilekte duruşu güzel. Ekranın uyanma hareketini de yaptığımız zaman uyanma hızı da bu şekilde. Hoparlör testine, arama testine bir sonraki videoda bakarız eğer isterseniz. Ama saat genel anlamda bu şekilde. Yine şık bir Apple Watch Ultra replikasıyla karşılaştık ve ilk defa bir 49 milim boyutunda saat incelemiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşlerinizi bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.